hastalığımızla ilgili internette dolanan yılan yastığı, tırşikotu, bunu aramaya başladık. Bölgemizde Koyulhisar'da da bu bitkinin olduğunu söylediler. Nasipse bu yılan yastığı otunu Hacı abi görmüş, bana yerini göstermeye istedi. Şimdi o yılan yastığı otunu arıyoruz. Rastgele inşallah buluruz. Görüyor Evet musun? arkadaşlar. Yılan yastığı otunu Ha, bileyim. Koyulhisar'da bulduk. Abi içeride bir daha var galiba. Şu arkadaşlar. Çiçeği solmuş. Evet aynen bu bitkiyi. Aradığımız bitkiyi bulduk. Şöyle arkadaşlar. Sedefe faydalı diyorlar. Bunun kremini yapacağız. Videomda da paylaşacağım. İnşallah şifa buluruz. Şöyle. Aynen internette gösterilen arkadaşların bulduğu ot. Evet, bunu... Araştırmalarım sonucunda internette yılan yastığı denilen işte bu bitki tavsiye ettiler. Bu bitkiyi internete çok ulaşmaya çalıştım. Zehirli bir bitki olduğu için kimse hani yardımcı olamadı, sorumluluk almak istemedi. Biz bunu tüketmeyeceğiz. Sadece kremini yapacağız zeytinyağı ile birlikte. Onun da yapılışını göstereceğim. Gördüğünüz üzere ellerimde şu şekilde, diğer elinde de böyle yaralar var. Bununla ilgili bu tırşik de deniliyor değil mi abi? Tırşik de diyorlarmış kimi bölgede. Yabani bir Gavur gevur otu da diyorlar. Gevur pancarı diyorlar. Bu bitkiyi ulaştık sonunda. Tam da mevsimi geçmek üzereymiş. Açmış, solmuş. Koyulhisar'dayız. Koyulhisar'da ilk defa bu bitkiyle karşılaştım. Çok da şaşırdım. Mutlu da olduk. İnşallah başkalarını da buluruz. Şimdi bunu sökelim. Kökü lazımmış bunun. Şu şekilde çıkartıyorsunuz. Evet. Burasında bir yumru gibi saçaklı bir yapısı var arkadaşlar. Şöyle. Deminki bulduğumun yanında bir tane daha gevur pancarı fidesi diyelim. Fidesine rastladık. Bu mini yapmaya bilindiği üzere bende sedef hastalığı var. Sedef hastasıyım. Şöyle videomu devam ederken göstereyim arkadaşlar. Şöyle ellerim bu halde. Bunun için şu an oldukça fazla bu bitkiyi bize önerdiler. Soğanlarının ayıklayıp saf zeytinyağı ile birlikte ateşte kavuracağız ve bunu görmüş olduğunuz bu yaralarıma süreceğim. Bununla ilgili 3 ya da 4 tane YouTube'da video var ama herkes bunun zehirli olduğunu ve bizzat elinde yara olan birisinin bu videoyu çektiğini hiç şahit olmadım. Ben de şu an sedef hastalığıyla mücadele ettiğim için fırsatını da bulmuşken tam da mevsimi şu an Nisan-Mayıs aylarında bizim bölgemizde de varmış. Bir deneyelim dedik. Yani ben bu işin tedavisinin yüzeysel olduğunu düşünmüyorum ama yine de deneyelim. Bir kremini yapalım. Bakalım neler olacak. Şimdi bunun aşamalarını göstereyim arkadaşlar. Araştırdığım kadarıyla sadece şuradan bu kısım hani ayıklanacak. Bunun soğanını muhtemelen kuru olarak diye yazmış çoğu kişi. Hani güneşte kurutup toz haline getirip yağda öyle kavurmamız gerektiğini söylediler. Ama ben şimdi yaşken buradan itibaren hani rondodan geçireceğim. Bir hani yumuşak hale getireceğim. Sonradan da zeytinyağında bir karıştıralım. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Haydi bismillah. Arkadaşlar ben eldiven giydim.
Yapan arkadaşlar da eldiven giysin. Çünkü bu bitki zehirli olduğu söyleniliyor. Ellerimize de direkt uyguladığımız zaman ya da temas ettiğimiz zaman hani acı falan verebilir. Kesinlikle bu bitkiyi yemiyoruz arkadaşlar. Haşlamadan çoğu şu yapraklarını yemeğini yapıyorlarmış bu bitkinin. Ama tabii haşladıkları için zehir etkisini kaybediyormuş. O yüzden de direkt çiğ olarak falan kesinlikle tüketmeyin arkadaşlar. Evet, şu şekilde ayıklayalım. Çok değişik bir kokusu var arkadaşlar. Yani zehirli olduğu buradan bile anlaşılabiliyor. Şöyle şu yumrusunu şöyle temizleyelim. Yani bu bence de zehirlidir. Bakalım işte. Bu işin de şifasının nerede olduğunu bilemiyorsun işte. Allah vermiş. Ama kullananlar çok memnun arkadaşlar bu bitkiden. Öyle yazmışlar. Geçirdi diyorlar. Da ben bu hurafi laflara pek inanmıyorum. Yıllardır sedef hastasıyız. Herkes bir şey söylüyor. Ama işte krem olduğu için fazla da şey yapmadım, ön yargılı yaklaşmadım. Direkt tüketeceğimiz bir şey olsaydı biraz daha hani şey yapabilirdim. Dikkat edebilirdim. Şöyle. Şu kötü bir kabuğu var. Evet arkadaşlar, şimdi beyazı çıktı. Şunlar saçaklarını alalım. Şöyle. Şöyle bir şey çıktı ortaya arkadaşlar. Şunu da yapalım. Şunlar lazım olacak. Şunları fazla. Çünkü bunu çok aradım arkadaşlar. Ziyan olsun istemiyorum. Hatta şu şeylerini bile rendeden geçirmek istiyorum yani. Çünkü yani yaklaşık 2 senedir arıyorum bu bitkiyi. Sağ olsun bir tane abla şey yapacaktı, yollayacaktı bu bitkiyi. Ama bölgemizde kuşkonmaz toplarken Hacı abi bu bitkiye denk geliyor. Resmini çekmemiş ama dedi gel göstereyim yerini. Dedim atla arabaya, hemen gittim. Direkt zaten diğer videoyu da ekleyeceğim videoma ilk başında. Direkt anladım o bitkinin olduğunu arkadaşlar. Evet şöyle. Bayağı bir temizlendi. Şöyle arkadaşlar. Şu yumrusu işte. Soğanı bu arkadaşlar. Çok ilginç bir kokusu var. Yani zehirli olduğu belli. İşte biz bunu zehirsiz hale getirip ellerimize süreceğiz. Videolarda 4 ya da 5 tane soğan bulun yapın diyor. Ama şu yumru bayağı bir büyük olduğu için 2-3 soğan büyüklüğüne eşdeğer. Şimdi şura şöyle kalsın arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Bunu bir blenderdan çekelim. Blender. Bu şekilde doğradım arkadaşlar. Şunun içine atalım. Şunu kapatalım. Bir blenderdan çekelim. Arkadaşlar şöyle blenderdan bayağı bir geçirdim. Çünkü bunun kremini yapacağız. Şöyle bir hal aldı. Bunu şimdi ateş üzerinde kavuracağız bakalım. Evet arkadaşlar, göz kararı biraz zeytinyağı koydum. Şimdi de içerisine şunu bir koyalım da kavuralım bakalım.
Bu ot için çok uğraştım arkadaşlar. Kimse de sorumluluk almak istemiyor, yollamıyor. Sonuçta zehirli bir ot. Dur bakalım. Krem işe yarayacak mı? Şunun her zerresini içine koyalım bakalım. Tabii bir deneyelim. Ellerimizde şu an had safhada sedef var. Kendimizde belki bakarsınız rahatlatıcı bir krem haline gelebilir bu. Neden olmasın? Arkadaşlar metal kaşıkla yapıyorum. Tahta kaşıkla yapsaydım o tahta kaşığını atmak zorunda kalabilirdim. Çünkü bu zararlı bir şey olduğu için kaşıklara zerk edebilir. O yüzden asla risk almıyorum. O yüzden şöyle bir bakalım bakalım şunu yapalım. Biraz elime en son halini de çekeceğim arkadaşlar. Şöyle videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Şu an omletimiz hazır. İçine iki tane yumurta kırıp yiyeceğim bunu. Şaka şaka. Bu bildiğiniz bizim çökeliğe benzedi. Tam içine iki tane yumurta kırmalık oldu bu. Bakalım ne kıvama gelecek. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5 dakika kavurdum. Ama bir krem halini almadı. Muhtemelen bunu kurutup yağda kavurmamız gerekiyor. Ama ben bu şekilde şey yapacağım. Daha fazla kavurmayacağım. Dibi tutuyor. Altını kıstım iyice. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben bunu şey yapacağım. Ellerimin eldivenin içerisinde kullanacağım. Şöyle bir hafta falan kullanayım. Sol elimi kullanacağım şu. Şu elimi ilk sol elimi göstermiştim. Şöyle arkadaşlar. Buna kullanacağım. Bakalım fayda edecek mi? Ona göre yorumlarda haberleşiriz. Ama bu otu bir de kurutup yapacağım bu şekilde. Daha da araştırıp bu işten şifa bulmuş insanlarla nasıl yapacağımla iletişim geçip böyle bu işin üstesinden gelmeye çalışacağım. Hayırlısı. Evet arkadaşlar, son hali şöyle bir şey. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi duş aldıktan sonra yaralar yumuşadıktan sonra yeni yaptığım bu kremi, yılan yastığı, tırşik otunun kökü, birçok ismi var. Bu kremi kullanmaya başlayacağım. Sol elimde kullanacağım. Sağ elimde şu şöyle. Bakalım ne farklar olacak. Şu da sağ elim arkadaşlar. Durum gerçekten ciddi. O yüzden bakalım. Bir de bunu deneyelim. Bundan önce de yaklaşık 45-50 gündür şiddetle tavsiye edilen bir otu tüketiyordum. O da fiyasko çıktı. Benim yaralarımın ilerlemesini kesinlikle tedavi etmeyi bırak. Durduramadı bile. Hastanelerdeki üniversite araştırma hastanelerindeki bağışıklığı baskılayan iğneleri de kullanmak istemiyorum.
Ciddi anlamda yan etkileri var. Kaş yapalım derken gözü çıkartıyorlar. O yüzden bitkisel şeylere yöneldim. İnşallah takip edin arkadaşlar. Sedef hastalığıyla mücadele veren benim gibi birçok arkadaşım var. Evet arkadaşlar, şimdi yeni yaptığım bu krem değil de posa. Bunu şu an yaralarıma süreceğim. Ve elime eldivenle, ya şey olduğu için arkadaşlar, şöyle yeni ürün arkadaşlar, bakalım neler olacak. Eldivenle de uyurken şu non-steril eldivenlerle, lateks eldivenle geceliğin uyuyacağız. İşte eldiven, evde eldiven. Ne olacak bilmiyorum. Bakalım düzelecek mi? Arkadaşlar, bakalım ne olacak. Belki de buluruz. Volvo bugün niye dünyanın en sağlam arabasını üretiyor? Adamın canı yanmış. Kızını kaybetmiş. Nasrettin Hoca niye demiş? Ağaçtan düşünce bana doktor değil, ağaçtan düşeni getirin diye. Bizimki de o misal. Bu işi birisi bulacaksa, bu derdi çeken birisi bulacak. O yüzden araştırıyoruz. Dikkatli bir şekilde araştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an ellerimiz kreme doydu. Şuralarda da var. Bitiyor mu ki? Her yerde var. Ayaklarımda bile çıkmaya başladı. Şimdi eldivenlerimizi giyip sabaha kadar eldivenin içinde kalacak arkadaşlar. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Şöyle kapatalım. Çok kıymetli. Bugünlük vazelini kullanmıyoruz. Ama vazelini hiç yoktan, hiç bu ürünü yapamıyorsanız bile vazelini kesinlikle kullanın arkadaşlar. Ellerinizi, işte sedefli bölgeyi kesinlikle kuru bırakmıyoruz. Günlük ılık duşumuzu alıyoruz. Yumuşayacak dediler. Sonradan da vazelin ya da eğer başarılı olursak bu kürümüzü kullanıyoruz. İnşallah hastalıklarımıza şifa buluruz. Allah tüm hastalara şifa versin. Yine dediğim gibi derdi çeken bilir, başına gelen bilir. O yüzden tüm sedef hastaları beni takip etsin. Bakalım bakalım şu yılan yastığı denilen bitki bize çare olacak mı? Hayırlı günler.